Evet. Tüm Türkiye'deki 11. sınıflarımıza selam olsun. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yine Sarp Hoca sizler için, 11. sınıflar için Nesibe Aydın yayınlarından Çember ve Daire'yi anlatacak. İyi seyirler. Evet. Çember ve Daire. 11. sınıflar. Çember ve Daire ile beraberiz. Çemberin temel elemanlarıyla başlayalım isterseniz. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki bulunan noktaların kümesine çember denir. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi. Merkezin çember üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığına da yarıçap deniyor. Anlaştık mı? Evet, şekildeki çemberin merkezi O, OA eşittir, R ise çemberin yarıçapıdır. Düzlemde bir çemberin çizilebilmesi için merkez ve yarıçap bilgilerinin bilinmesi yeterlidir çocuklar. Hadi başlayalım. O merkezli çember OA verilmiş, OB verilmiş. Yukarıda verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Merkezle çember üzerindeki noktayı birleştirdiğimizde yarıçap uzunluğu oluyordu. Demek ki OA yarıçap. OB de yarıçap. Yani 3x eksi 8 eşittir x eksi 2 yapalım. X eksi 8 eşittir x eksi 2 yapmamız lazım. İkisi de yarıçap olduğuna göre eksi 8'i bu tarafa yollayalım. X eşittir 3. X eşittir 3'ü yerine yazarsak yarıçapımız kaç olur? 3 eksi 2'den 1 olur. Veya 3 çarpı 3 eksi 8'den yine 1 olur. Tamam mı? Çemberin yarıçapı 1 birimdir. Devam edelim. Örnek 2. O merkezli çeyrek çember. O merkezli çeyrek çember. Yani çemberin dörtte biri diyor çocuklar, tamam mı? Çemberin dörtte biri 90 derecelik bölümü. OABC dikdörtgenmiş çocuklar. OABC dikdörtgenmiş. BC eşittir 12. AB eşittir 5'miş. Buna göre CE artı AD nedir diyor. Bir kere demin bir bilgi vermiştik. Merkezle çember üzerindeki noktayı birleştirdiğimizde ne oluyordu çocuklar? Yarıçap değil mi? Yarıçap. Çember merkeziyle çember üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimizde ne oluyordu çocuklar? Gene yarıçap. Peki, şöyle düşünelim. O merkeziyle çember üzerindeki B noktasını birleştirirsek ne olur çocuklar? Yine yarıçap değil mi? 5, 12 ne üçgeni olur burası? 5, 12 ne üçgeni olur çocuklar? Pisagor teoreminden. R eşittir 13 olarak bulursunuz. R'yi 13 olarak bulabilirsiniz. Peki 13 eksi 5, 13 eksi 5 ne kalıyor burada? 8 kalıyor. 13'ten 12'yi çıkartırsanız kaç kalıyor? 1 kalıyor. Yani CE artı AD'miz 8 artı 1'den kaç birimdir çocuklar? 9 birimdir. Anlamayan var mı? Evet, zor bir soru değildi. Sadece merkez ile çember merkeziyle çember üzerindeki noktayı birleştirdiğimiz zaman yarıçap uzunluğuna eşit olduğunu bilmeniz yeterliydi. Evet. Gelin örnek 3 ile devam edelim. O merkezli çeyrek çember AODC dikdörtgenmiş çocuklar. O merkezli çeyrek çember. O merkezli çeyrek çember dediğine göre burası bizim çemberimizin dörtte biri.
Evet, AODC dikdörtgenmiş çocuklar. Merkezden çember üzerine olan yer yarıçap. Yarıçapımız 10, tamam mı? Merkezden çember üzerindeki noktaya olan uzaklık yine bize neyi veriyor? Gene yarıçapı veriyor. Gene 10. Evet. Daha sonra baktığımız zaman merkezden çember üzerindeki noktaya olan uzaklık kaç oluyor? Gene 10 oluyor. O zaman bakarsak çocuklar, şurada bir dik üçgenimiz var. Evet, kaç oluyor? 6, 8, 10 üçgeni oluyor, değil mi? 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görebiliyoruz. 6, 8, 10 üçgeni. Dikdörtgenin uzun kenarı ne kadardı? 10 kadardı. Dikdörtgenin uzun kenarı 10. 10 eşittir 6 artı x çocuklar. 10 eşittir 6 artı x'ten kaç kalıyor? 4 kalıyor. Dikdörtgenin alanı kaçtır? 8 çarpı 10'dan 80'dir. Anladınız mı? Evet. Affedersiniz. Evet, devam ediyoruz. Geldik giriş ve çap bilgisine. Çemberin iki farklı noktasını birleştiren doğru parçasına ne denir? İki farklı noktasını birleştiren doğru parçasına kiriş denir. Çember merkezinden geçen kirişe çap denir. Çemberin en uzun kirişi nedir çocuklar? Çaptır. Çap çemberi iki eş parçaya ayırır. Çap uzunluğu yarı çap uzunluğunun iki katıdır. Demek ki çemberin iki farklı noktasını birleştiren doğru parçasına kiriş diyoruz. Çember merkezinden geçen kirişe çemberin çapı deniyor. Çemberin en uzun kirişi çaptır. Çap çemberi iki eş parçaya ayırır. Çap uzunluğu yarı çap uzunluğunun iki katıdır. Hadi bakalım başlayalım. En uzun kiriş çapsa onunla ilgili bir eşitsizlik sorusu görüyoruz. AC'miz 2x eksi 5'miş. AC dediğimiz uzunluk 2x eksi 5'miş. Yarıçapımız 9. Yarıçapımız 9'sa çapımız kaç olur? Söyleyin bakalım. 9 9 da 18 olur. En uzun kiriş çap olacağına göre 18 2x eksi 5'ten daha büyüktür. Öyle değil mi? Gelin bu eşitsizliği çözelim. 18 eksi 5 bu tarafa geçerse 18 artı 5 büyüktür 2x çocuklar. 23 büyüktür 2x olarak bulunur. Yani x'in en büyük tam sayı değeri kaç olmalıdır? 11 olmalıdır. Affedersiniz. X'in en büyük tam sayı değeri de 11 olarak bulunur. Anladınız mı buradaki eşitsizlik sorusunu? Yani merkezden geçen kiriş en uzun kiriştir. Ona da çap diyoruz çocuklar. Evet, cevap 11'di. Beşinci sorumuza bakalım isterseniz. Evet. O merkezli çember OBA 30 derece, AB 12, çember çapı kaç birimdir diyor. Bundan daha önce ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bir geometri hap bilgi vermek istiyorum. Benim çok beğendiğim bir bilgi. R 60 derece ise R olur. R 90 derece ise R 90 derece ise R karekök 2 olur. Evet. 120 derece ise ne olur? 120 derece ise o zaman R karekök 3 olur. Bu bilgileri unutmayın. Mesela bu benim çok sevdiğim bir bilgi. Gördüğünüz gibi. 60 derece ise R olur. 90 derece ise R karekök 2 olur.
120 derece ise R karekök 3 olur. Tamam mı çocuklar? Şimdi merkezle çember üzerini birleştirmişiz. Buraya dönersek burası R kadardır. Merkezle çember üzerini birleştirirsek burası da R kadardır çocuklar. R, burası bir ikizkenar üçgendir. 30 derecedir. 30, 30 daha 60. Kaç kaldı çocuklar buraya? Buraya 120 derece kaldı. Gördüğünüz gibi R kök 3'tü değil mi? R kök 3 eşittir 12 diyelim. R kare kök 3 eşittir 12 ise gelin kare köklü bilgisinden yapalım. 12 bölü kare kök 3 nedir? Bir inceleyelim isterseniz. 12 bölü kare kök 3 12 bölü 3 12 kare kök 12 bölü kare kök 3 ne demektir? Kare kök 3 ile genişletelim. 12 kare kök 3 bölü 3'tür, değil mi? 12'yi 3'e bölerseniz 4 karekök 3'tür. Yarıçapımız 4 karekök 3'tür. Buna göre çemberin çapı 2R'dir. 2R kaça eşit olur? 8 karekök 3'e çocuklar. Çemberin çapı 2R olduğu için o da 8 karekök 3'e eşittir. Anlaştık mı? Evet. Devam edelim. Çember çapımız 8 karekök 3'müş. Devam edelim 6. örneğimizle. M merkezli bir çember üzerinde A ve B noktaları M noktasına göre simetriktir diyor. Buna göre analitik düzlemde bu çemberi iki eş parçaya ayıran ve eğimi 2 olan doğrunun denklemini bulabilir misiniz diyorlar. Tamam. Bulmaya çalışalım isterseniz. Şimdi M merkezmiş çemberimizde. M merkezmiş. M merkezine göre simetrik olduğumuza göre çap üzerinde bulunan A ve B noktalarımız var. Öyle değil mi? Simetrik demek ne demekti? M noktasına göre simetrik demek ne demekti? Gördüğünüz gibi merkeze eşit uzaklıkta demekti. Yani eksi 3'e 5 ve 3'e 1 noktalarının gelin orta noktasını bulalım. Eksi 3'e 5 ve de 3'e 1 noktalarının gelin orta noktasını bulalım. 0'a 5 ile 1'in ortası 0'a 3. Demek ki artık bu bizim için bir analitik geometri problemi oldu. Bir noktası bilinen, yani merkez 0'a 3 olan bir noktası bilinen ve eğimi bilinen doğrunun denklemini yazacağız. Öyle değil mi? Eğimi 2 olan doğrunun denklemini yazalım. Analitik geometri bilgilerimizi hatırlayalım. Nasıl yazarız doğrunun denklemini? Bir noktası bilinen doğrunun denklemini. Y eksi y sıfır değil mi? Bölü x eksi x sıfır eşittir eğim. Evet, y eksi 3 eşittir 2x. O halde y eşittir 2x artı 3, tamam mı? Y eşittir 2x artı 3 olarak bulunur. Geldik kesen ve yaya. Gelin bakalım. Kesen ve yay bilgisine. Çemberde iki farklı nokta ve bu noktaların arasında çemberin noktalarından oluşan kümeye çemberin yayı deniyor. Mesela A ile B arasında iki tane yay var. Bunlardan bir tanesi küçük yay, diğeri de büyük yay olarak isimlendiriliyor. Çemberi iki farklı noktada kesen doğruya çemberin kesen doğrusu diyoruz. Çemberi iki farklı noktada kesen doğruya çemberin kesen doğrusu diyoruz. EF çemberin kesen doğrusu. A, C, B yay işareti A, C, B yayı. M, A, C, B yay ne demek? Ölçüsü demek. Yani yayın ölçüsü demek, tamam mı? Geldik teğet bilgisine. Teğet ne demektir çocuklar? Teğet ne demektir? Size açıklayayım. Çember yayı ile aynı düzlemde olan ve çember ile
Yalnız bir ortak noktası bulunan doğruya diyoruz. Çemberin teğet doğrusu. Tekrar ediyorum. Çember ile bir noktada, yalnızca bir noktada kesişen doğruya teğet doğrusu diyoruz. Çember ile doğrunun bu ortak noktasına teğet değme noktası diyoruz. Çember merkezinden daima teğet olunan noktaya dikme indirilir. Yani bu can alıcı bilgilerimizden bir tanesi, çember merkezinden çember üzerine olan uzaklığa yarıçap diyorduk. İkinci temel bilgimiz de şu, çember merkezinden teğet olunan noktaya her zaman dikme indirilir. Anlaştık mı? Hadi hemen çözelim. Anlaştık. Evet. BA O merkezi çemberi A noktasına teğetmiş. OC eşittir 4 ve BC eşittir 2 imiş. OA'yı bakacağız. AB kaçtır diyorlar. Neydi ikinci kritik bilgimiz? Söyleyin bakalım. Çember merkezinden teğet olunan noktaya daima dikme indirilebilir. O halde peki ilk bilgimiz neydi kritik bilgilerimizden? Çember merkezi ile çember üzerindeki nokta arasındaki uzaklık yarıçaptı. Yani bakıyorum O merkez diyor. O merkezi ile C noktasının arasındaki uzaklık yarıçap olacak. Dolayısıyla burası da yarıçap olacak. O zaman gelin Pisagor yapalım. 6'nın karesi eşittir. 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı x'in karesi deriz. 36 eşittir. 16 artı x kare. X kareye kaç kaldı canları? 20 kalır. Karesi 20 olan sayıda 2 kare kök 5 olmalıdır. Anlaştık mı? Karesi 20 olan sayıda karesi 20 olan sayıya 2 karekök 5 diyoruz. Karekök 20. Bunları hesaplamasını çok önceden öğrenmiştik biz. Evet. Gelin 8. sorumuza bakalım. Yarıçapı 6 olan DE çaplı yarım çemberimiz var. ABC dik üçgen. AB diktir. AC, KC eşittir 4. T ve K teğet değme noktalarıdır. Tamam. Bir çember merkezimizi işaretleyelim. Çember merkezinden teğet olunan noktalara daima ne indirilebilir? Burası çember merkezimiz olsun. Çember merkezinden teğet olunan noktalara daima dikme indirilir. Anlaştık mı? Buraya bir dikme. Buraya başka bir dikme indirilir. 90, 90, 90, 270. O zaman buraya kaç kalıyor? Buraya da 90 kalıyor. Şimdi gelin açıları yazalım. Galiba üçgende benzerlik var, değil mi? 90 teta, 90 eksi teta. Teta, 90 ve buraya ne kalır? Söyleyin lütfen. 90 eksi teta kalır. Buraya da 90 eksi teta kalması gerekiyor. 90 eksi teta, 90 eksi teta, 90 buraya da teta kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelin benzerliği yazalım. Bu arada merkezden çember üzerine indirilen yerler yarıçap kadardı. Buralara da R diyelim isterseniz. Onun dışında yarıçapın 6 olduğunu vermişler. Gelin soldaki ve sağdaki dik üçgenler arasında benzerlik kuralım. Tetaların karşısı. Tetaların karşısı. Soldaki üçgen x. Sağdaki üçgen tetanın karşısı r. 90 eksi tetanın karşısına bakacağız. 90 eksi tetanın karşısına bakacağız. Soldaki üçgen R. Sağdaki üçgen 4. R eşittir 6 idi hatırlayın. R eşittir 6 idi.
Evet. Üçgende benzerlik yazdık. 6 kere 6, 36. 4'e bölün lütfen. 36'yı 4'e bölerseniz x eşittir 9 olarak bulunur. Evet. 36'yı 4'e bölerseniz x'imiz 9 olarak bulunur. Şimdi örnek 9'umuza bakalım. Şöyle birazcık küçülteceğim. Tam anlayın diye. Bakalım isterseniz. Evet. Şimdi görebiliriz zannediyorum. Yarıçapı 7 birim olan çember biçimindeki bir halka, yarıçapı 7 birim olan çember biçimindeki bir halka A noktasından yere dik doğrultuda havaya atılıyor. A noktasından 15 birim uzaklıktaki bir N noktasında bulunan nişancı halkayı havadayken vurmaya çalışıyor. Demek ki 15 birim uzaklıkta bir nişancımız var, değil mi? 15 birim uzaklıkta bir nişancımız var. Aynen. Havadayken vurmaya çalışıyor. Nişancının attığı mermi halkanın merkezi yerden 20 birim yüksekteyken, halkanın merkezi 20 birim yüksekteyken, görüyorsunuz, yerden 20 birim yükseklikteyken diyor. Evet. Halkaya T noktasında teğet geçiyor. Halkaya T noktasında teğet geçiyormuş. O zaman evet. Şimdi ilk gördüğüm şey 15, 20, 25 üçgeni. Hatırladınız mı? 3, 4, 5 üçgeninin bir katlanmış hali. 15, 20, 25 üçgeni. 15, 20, 25 üçgeni. Bu üçgen 15, 20, 25 üçgeni canlarım. Pekala. Yarıçapı 7 demişler. Çember. Yarıçapı 7 ise merkezden teğet olunan noktaya daima dik indirilebiliyordu. Ve bu yarıçap kadardır. Evet, hatırladınız mı? 7 kaç 25 dik üçgeni? Burada bir dik üçgen daha var. Ve nişancıyla bu mesafeyi sormuşlar. Merminin aldığı yol kaç birimdir demişler. Evet, 7, 24, 25 üçgeni olacak. 7, 24, 25 üçgeni olacak. Merminin aldığı yolda 24 birim olarak bulunur. Doğru yanıt 24 birimdir. Anlaştık mı? Evet. Evet. Örnek 10'a bakalım hemen. Yine teğet olmayla ilgili örnekler çözüyoruz. Bakalım. Çember merkezini hemen belirleyelim isterseniz. Burada bir merkez alalım. Yarım çember var elimizde. Buraya kadar R. Buraya kadar da R. Merkezle teğet olunan noktaya daima dik indirilir. Bu da R'dir. AB 2BC'ymiş. AB eşittir 2R. AB'nin 2R olduğunu görüyorum. 2R eşittir 2 çarpı R olması lazım. Yani BC dediğimiz şey de R'ymiş. BC dediğimiz kısım da R'ymiş canlarım. BC dediğimiz kısım da R'ymiş. O halde bence burada soru bitti. Neden Sarp hocam diyeceksiniz. Unutmayın, bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu 2R çıktı şu ana kadar. Bu dik üçgende. Eğer dik kenarlardan birinin iki katıysa bu 30, 60, 90 üçgeni demektir. Evet, tekrar ediyorum. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu dik kenarlardan birinin tam iki katıysa bu 30, 60, 90 üçgeni aklınıza gelmesi lazım. 30 derecenin karşısı hipotenüs uzunluğunun yarısı oluyordu çünkü. O zaman onu hatırlayalım hemen. Bize ne demişler? Çapı 12 demişler canlarım. O zaman R yerine 6 seçiyoruz. 6, 6, 12. Pisagor'da yapabilirsiniz veya bir şey vardı.
30 derecenin karşısı 6'yı gösteriyorsa 60 derecenin karşısı 6 karekök 3'ü gösterir. Doğru yanıtımız 6 karekök 3 olmalıdır. Anladınız mı? Evet. Şimdi evet, şimdi sizlere gelin bir çember ile bir doğrunun birbirine göre durumlarından bahsedelim. Bir çember ile bir doğrunun birbirine göre durumları. Kaç durumda olabilir canlar? Bir çemberle bir doğru. Bakalım düşünelim. Bir çember ile bir doğru acaba kaç durumda olabilirler? Bir çemberle bir doğru kaç durumda olabilirler? Bir kere doğru çemberi iki noktada kesebilir. Doğru çemberi iki noktada kesebilir. Unutmayın. Veya doğru çembere teğettir. Veya çemberle doğru kesişmez. Peki bu durumlarda acaba çember merkezinin doğrulara olan uzaklığı nasıl değişir Sarp hocam? Çok basit. Eğer doğru çemberi iki noktada kesiyorsa çocuklar, iki noktada kesiyorsa çember merkezine olan uzaklığı en kısa, yani yarı çaptan daha kısa. Yok, teğetse o zaman merkezin doğruya olan uzaklığı çemberin yarı çap uzunluğu kadar olur. Yok, ikisi kesişmezlerse, çember ile doğru birbirini kesişmezlerse bu sefer çember merkezinin doğruya olan uzaklığı yarı çap uzunluğundan daha fazladır. Anlaştık mı? Evet. Hadi bakalım. Gelin başlayalım. Yarı çapı 5x eksi 2 olan çember merkezinden 25 santim uzaklıkta bir D doğrusu veriliyor. D doğrusu ile çemberin ortak noktası olmadığına göre çember yarı çapının alacağı en büyük değer kaçtır diyor canlarım. Evet. D doğrusu ile çemberin ortak noktası yokmuş. Demek ki bu dışarıda olacak çocuklar. Demek ki çember merkezimiz burada olsun. O'ya merkez diyelim isterseniz. O merkez olsun. Çemberle doğrunun ortak noktası yokmuş. Demek ki çember merkezinin doğrumuza olan uzaklığı, demek ki uzaklığı 25 santim, yani yarı çap uzunluğundan daha fazla. Kabul eder misiniz? Demek ki merkezden doğruya olan dik uzaklık yarı çapımızdan, şurası yarı çap değil miydi? Buraya kadar da R'ydi. Demek ki 25 R'den daha büyük olacak. Yani 25 büyüktür 5x eksi 2. 25 büyüktür 5x eksi 2 ise eksi 2'yi bu tarafa atalım isterseniz. 27 büyüktür 5x. Yani çember yarıçapının alabileceği en büyük değer kaçtır diyorlar canlarım. Bakalım x1 tam sayıymış. x1 tam sayı olacağına göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 5 olmalıdır. 5 olmalıdır. Yerine yazarsak evet, yarıçapımız kaçtı? Özür dilerim. Yarıçapımız 5, 5x eksi 2 idi. Yani 5 katından 2 eksikti. O zaman yarıçapımız 5 kere 5 25. 2 çıkartırsak yarıçapımız ne olacaktır? Yarıçapın alabileceği en büyük değer 23 olarak bulunur. Evet. 23 olarak bulunması gerekir. Şimdi okuyalım. Başka güzel bir sorumuz var. Yine Nesibe Aydın yayınlarıyla beraberiz. O merkezli 5 santim yarı çaplı çemberimiz var ve aralarında 120'şer derecelik açı olan
özür dilerim. AB ve AC doğruları veriliyor. OK diktir AC. OK eşittir 8'miş zaten. Yani kesişmiyorlar demek. AC doğrusu dışında demek. 8 büyüktür 5. AK eşittir 4 karekök 3'müş. Çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı en az kaç birimdir diyor. En az kaç birimdir diyorlar. Çemberin AB'ye olan uzaklığı. Evet, yani durumlar nasıl olabilir acaba? Düşünelim. Evet. O zaman çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı. Yani şöyle bir durum olamaz mı çocuklar? AC'miz burada dursun. AB'miz gidip ona teğet olacak. AB'miz atıyorum ona teğet olacak. Öyle bir durum olabilir değil mi? Yani AB'yi yaklaştırabildiğimiz kadar maksimum şekilde yaklaştırmamız lazım. Çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı en az kaçtır diyor. En az ne kadar olacak? Yarıçap kadar olacak. Bence ilk sorunun cevabı 5 olmalı. İlk sorumuzun cevabı 5 olmalı. Ama ikinci soruyu bir daha çözelim. Çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı en çok kaçtır diyor. Şimdi en çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı demişler. En çok kaçtır diyorlar. O zaman merkezden geçecek şekilde bizim hesaplama yapmamız gereklidir. Gelin o hesaplamamızı yapalım diye düşünüyorum. Nasıl yapacağız? B şıkkı için şuradan şöyle mesela 90 geldiğimizi düşünelim. 90 burası 8'miş zaten. Burası 8'miş. Ondan sonra şuralar 5'miş. Evet. İsterseniz şurada daha büyüğünü çizeyim ben. Çember. Şöyle yapalım. Buradan merkezden geçirdik. En uzak olacağına göre buradan gelsin. Çemberin en uzak noktasından gelmesi daha mantıklı olacak. Buralar 90'ar derece. Buralar 90'ar derece. Burası 120 derece ise şurada bir dörtgen var. 210-300 burası 60 dereceymiş canlarım. Evet. Evet, bu da dışında. Bunun da dışında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi. Burada bir hesap yapmamız lazım. 60, 120. Evet. Aslında biz ne yaparız canlarım? Şuradan bir dikme indirip hani 30 derecelik şöyle mesela bir dikme indirebiliriz. Hani buranın 8 olduğunu biliyoruz. Aynen. Gelin öyle başlayalım isterseniz. Ben şuradan şuraya bir dikme indireceğim. İlk başta gördüğünüz gibi. O zaman buraya 30 kalacak. Buraya da 60 derece kalacak. Gördüğünüz üzere 90-90 buralar paralel olacak. Evet. OK 8 demişlerdi. Buraya kadar 8. Şu yarısı nedir? 4'tür. Burası da 4 karekök 3'tür. Şurası da 4 olması gerekiyor. Aynen. Şimdi buraları bulduk. Daha sonra bir de bize AK'yı vermişlerdi. Aynen. AK da 4 karekök 3'müş. Çok güzel. Tesadüf. AK da 4 karekök 3'tü. Ortada 60 derece varsa buradan eşkenar üçgene tamamlayabiliriz. Buradan eşkenar üçgene tamamlayabiliriz. O zaman burası da 60 olur. Şu çizdiğimiz uzunluk da 4 karekök 3 olur. Burası 60 olur. Burası da 30 olur.
90'ın karşısı 4 karekök 3 ise 30'un karşısı 2 karekök 3 ve 2 karekök 3'ün karekök 3 katından buraya da 6 düşer. Gördüğünüz gibi şu uzaklıkta 6 olması gerekiyor. Yani 4 artı 6, 4 artı 6 kaç eder? 4 artı 6 10 eder. 4 artı 6'mız burada 10 eder. Fakat bu tarafa doğru uzatırsak en uzak oluruz. Yani en uzun uzaklık çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı en çok 15 olabilir. Aynen. Çemberin AB doğrusuna olan uzaklığı da en çok 15 olarak bulunmuş. A şıkkına 5 dedik. B şıkkına da 15 dememiz gerekir. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk bölümü bitirdik. Çemberde kirişin özellikleriyle ikinci videomuzda inşallah devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Selamlar.